hangi peygamber döneminde olduğunu vermiyor. Yalnız bir kralın, zalim kralın zulmünden kaçtıklarını söylüyor. Ben tebliği durdurması da başka bir boyutta. Yok, tebliği bunlar imanlı gençlerdi diyor zaten. Çok doğru değil. Efendim? Öyle mi? Yani onlar imanlı gençler olduğunu, bir peygamber olduğunu veya bir konumunu tarif etmiyor Kur'an. Sadece o peygambere, son nebiyi, Resul'e o Ashab-ı Kehf'i örnek veriyor. Onların o inançlarında gösterdikleri kararlılığı ve sabırlılığı anlatıyor Allah ona, peygambere ve dolayısıyla bize de anlatıyor. İnanın 2. yüzyıl civarı olmak geçiyor tarihler hocam. Ya tarihlerin hiçbirine ben inanmıyorum. Ali kardeş be. Çünkü... İnternetim çok iyi değil. Herhalde. Şeyini resetleyiver. Bir dakika durdur veya 20-30 saniye. Düzelir gibi geliyor. Veya kullanan çoktur belki. Evet. Devam edelim mi arkadaşlar? Devam edelim hocam. Şimdi bu ayetin sonunda Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz diyor. Bu neyi hatırlatıyor bize? Yani neden peygamber hüküm verir diye mi hatırlatıyor? Aynen. Veya işte hadisler olmadan din eksiktir. Veya işte dinin bir kısmını Allah, bir kısmını peygamberin sözleriyle oluşmuştur gibi. Bütün bunların önünü kesiyor. Allah hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz diyor. Kendi hükmünü kendisi verir. Nokta. Bu aynı zamanda bana göre duayla da bağlantılı bir olay. Şimdi geleneksel din algısındaki insanlar sürekli Allah'a yalvarıyorlar. Bana şunu ver, bana benim için şunu yap. İşte oğlum iyi okullara girsin, kızım en iyi insanlarla evlensin, bir sürü şey. Allah da tabii bu duaların sonucu bir hüküm verecek. Dolayısıyla sanki Allah'ın hükmüne ortaklık yapar gibi sürekli Allah'a akıl vererek bir şey yapmak istiyorlar. Allah diyor ki, Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Ben böyle anlıyorum yani. Yani. Veya hesap günü şefaat olayı. Allah bir hüküm veriyor. Cehenneme atacağım diye. Ama tarikatın şeyhleri veya işte peygamber veya birisi geliyor. O hükme ortak oluyor. O Allah oraya atacağım diyor. Ondan alıyor. Biz cennete götüreceğiz diyor. Adeta sadece ortaklık değil, bozuyor da aynı zamanda hükmü. Bu ayet bunları da bunların önünde kapatıyor. Yani Allah'ın dışındaki söz söyleyenlere, herhangi bir konuda vahye uygun olmayan bir sözde davranışta bulunanların hepsini yerle bir ediyor. Sadece vahiyle söylemenin ve vahiyle yaşamanın önemine dikkat çekiyor. Sözlerini değiştirici yoktur ve onun dışında kesin olarak bir sığınacak makam bulamazsın. Bak mesela Hicr suresi 9. ayette bu zikri biz indirdik, bunun koruyucuları da biziz ifadesi kullanıyordu. Burada da sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku, onun sözlerini değiştirici yoktur. Yani kesinlikle Allah'ın söylediği söz Levh-i Mahfuz'da da kayıtlıdır. Bizzat o peygambere gelen şu kitapta da kayıtlıdır. Yani söylediği. Onun sözlerini değiştirici yoktur. Ve onun dışında kesin olarak bir sığınacak da, sığınak da bulamazsınız diyor. Yani
başka sığınacak bir yer mi var? Bir yerde şöyle diyordu. Eğer Allah'ın mülkünden çıkmak istiyorsan o yerin bucaklarından çık, git, gidebiliyorsan diyordu. Yani çıkamadığına göre senin her yer Allah'ın mülküdür. Böyle bir yer yok ki. Allah'ın mülkünden çıkılacak böyle bir patika yolu veya asfalt yolu veya bir merdiven yok ki. Nereye varsan Allah'ın yolu, Allah'ın yeri, Allah'ın mülkü. Başka yer var mı? O zaman insanın düşünüp taşınıp Allah'a teslim olması lazım. Allah bir şey söylemişse mutlaka onu yaşam için kendisine ilke edinmesi lazım. Olmazsa olmaz olan olaylardan olması lazım. Evet. Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku. Kur'an hiçbir yerinde de demiyor ki filancının yazdığı kitaptan oku, feşmançının yazdığı kitaptan oku veya kendi kafanda derlediklerinden oku. Böyle bir şey yok. Sürekli Allah kendi kitabını yol gösterici olarak anlatıyor. Hak olarak indirildiğini anlatıyor. Ve kitaptan sana vahyedileni oku diyor. Yani dinin sınırlarının nerede olduğunu çizmesi için önemli ayetler bunlar. Şimdi bunu destekleyen şu ayeti unutmak gerekir mi? Mesela diyor ki onun söyledikleri vahyolunmakta olan bir vahidir. Veya bir ayette de şöyle diyordu. Eğer o peygamber vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarına yakalar hesabını sorardık diyor. O zaman vahyedileni oku diyor, peygamber de vahyedileni okuyor. Başka bir şey okumuyor peygamber. Vay efendim, Allah haram koyarmış da peygamber de haram koyarmış. Böyle bir yetki vermiş ona. Böyle bir şey diyordu. Böyle bir şey var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz kendi istek ve tutkularına, hevasına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. Yani ne demişti Hazreti Yusuf? Ben bu zulmedenlerin, fahşâ yolunda yürüyenlerin dinini terk ederek buraya geldim diyordu. İşte bütün peygamberlere de Allah'ın verdiği mesaj bu. Yani öyle fahşaya, küfre, inkara, puta tapıcılığa götüren bütün tağuti sistemlerden kendini arındır ve dosdoğru Allah'ın tarif ettiği vahiy yoluna uy mesajı veriyor. Onlara uyma, onların tutkularına kapılma, onlara imrenme, öyle olanlarla beraber yürü ve azmet, çabala, gayretini göster ki güç ve kuvvet haline gel, seni öldürmek, yerinden, yurdundan sürmek isteyenlere hayır söylemezsin diyeceksin diyor. Onu anlatıyor. Yani bir insan tamam ben Müslümanım deyip de Müslümanca yaşayayım deme hakkına sahip olmuyor ki. Müslümanca yaşayayım dediği zaman etraftan zulümler, işkenceler başlıyor. Senin günahını ben çekerim, sen bunu yapma, sen şunu yapma. Her türlü inkara götürecek teklifler geliyor sana şeytanlardan. Arkadaşlar bu ayetin sonunda kendi istek ve tutkularına, hevasına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme. Bugün bizim itaat etmediğimiz birisi var mı? Yani köydeki muhtardan tut, Ankara'daki meclise varıncaya kadar hepsine kesintisiz itaat ediyoruz yani.
Tabi zorunlu olarak itaat var biraz da. Ama birçoğu da gönüllü itaat. Demek ki bunlar kendi heva ve isteklerine uymayıp da Allah'a itaat eden yöneticiler mi? İşte ne diyordu ayette? Görmedin mi o nefsini ilah edinenleri? Yani nefsini ilah edinmek ne demek? Burada ilah kavramını da açıklıyor. Yani nefsinin arzuladığı yönde hayatını düzenleyen insanlara. Öyle Allah'ın koyduğu kurallara göre değil, nefsinin arzuladığı, koyduğu kurallara göre kendini yaşayan, yaşatan insan. Terbiye eden, eğiten, düzelten, gözeten, sevk ve idare eden demek, Rab demek. Rab'la ilah, Kur'an'da aynı anlamda kullanılmış. Şimdi itaat etme bir emir. Bu emir kime veriliyor? Kur'an'a iman edenlere, yani bize veriliyor. Evet. Peki, bu emre uymayıp da itaat edersek ne olur? Emre itaatsizlikten Allah korusun, tevhid ilkesini dışına çıkarsın. Allah'a şirk koşarsın. Allah'ın karşısında bir ilah daha edinirsin. Bunu anlatıyor. Evet. 29. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir su ile yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. İfadeye bak. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. İşte Müddessir suresinde miydi? Müzzemmil suresinin son 31. ayetinde cehennemin üzerinde 19 vardır diyordu ya. İşte bu 19'u birisi çıkmış. Yani bu 19'a göre kurgulanmış bu Kur'an ayetler dizayn edilmiş, düzenmiş harfleri o şekilde ayarlanmış diyerek bir Tevbe suresinin son iki ayeti buna uymadı diye onu çıkarıp atıyor. Bu sonradan uydurmuş diyorlar. Böyle bir şey çıkarmışlar. Oysa cehennemin üzerinde 19 vardır ifadesiyle şu ifade arasında ne fark var? Azap hazırlamıştır. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Yani çıkışı mümkün olmayan bir yere girmiş onlar. Koruyucu 19 melek vardır ifadesiyle bunu anlatıyor. Kesret ifade eden bir kelime. Yani Edip Yüksel'in şeyi de burada batıyor. Zaten görünüyor adamın ne dediği, ne yaptığı. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise biz gerçekten en güzel davranışta bulunan ecrini kayba uğratmayız. Yani Allah vaadimde dururum diyor. Seni yaratan benim, şu anda sana rızık veren, yediren, içiren, her türlü imkanları sağlayan benim diyor. Ahirette de seni yeniden bu yaptığın amelleriyle karşılık yeni bir yaratılışta yaratıp seni cennete koyacağım. Orada ebedi olarak rızıklandıracağım seni diyor. Bunu söyleyen Allah'sa Allah'a itimatsızlık olur mu? Zaten iman güvenden gelir. Yani biz Allah'a güvendiğimiz için ahiret aleminin varlığına inanıyoruz. Ahiret aleminin varlığı şu anda ispat edilen bir şey değil. Kur'an'da da yok öyle bir şey. İşte ahirette biri yanıyordu, biri cennete gidiyordu. İki tane örnek getirip Allah, işte bu cehennemlik olan, bu cennetlik olan
hallerini görün diye bir örneği var mı Kur'an'da? Yok. Çünkü ahiret alemi bu dünya hayatı bittikten sonra gündeme gelecek. Yeni bir diriliş, yeni bir yaratılış da olacak diyor. Biz Allah'a güveniyoruz. İşte diyor ki ayette, Bakara suresi 2. 3. ayetlerde, onlar ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar diyor. Çünkü Allah söyler de inanılmaz mı? Allah var dediyse, dirilteceğim dediyse buna inanılmaz mı? Ama kim inkar ediyor? Allah'a güvenmeyenler. Allah'a kabul ettiği halde Allah'a güvenmeyenler buna inanmıyorlar. Deistler, ateistler. Ne dedin Mustafa abi? Nasıl öyle bir kanaata varıp da o hükme varıyorlar? Allah'a güvenilmez bir şey yaptığınız olarak görebiliyorlar. Anlamak mümkün değil, onu diyor hocam. Yok şu anda bak hep Kur'an diyen Anamur'da o kadar arkadaşlar vardı ki şu anda çıktılar bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu dediler. Peki ahirete inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Hani belgesi? Neyle inanıyorsunuz buna? Bu sahtekarlık dedim ben. Eğer ahirete inanıyorsanız ahiretle ilgili bilgi veren Allah'ın ta kendisidir. Allah da onu peygamberler aracılığıyla bize bildirmiş. Var mı başka bilen? Yok öyle bir şey yok. Mümkün mü ya? Kayıp haberlerine karşı suçlanamaz. Yani kayıp haberine Allah bildirdiklerini biliyor o peygamber. Onu anlatıyor Kur'an'da. Onlarca ayet var o konuyla ilgili. Bu şeyde hocam işte adamların kendi çıkarları, hevesleri, böyle nefis arzuları ne yönde şeyse o kadarını kendilerine biçip çevirip, evirip çevirip o şekilde bir inanç şey ediyorlar. Tabii ki ya. Hep bunlar öyle. Bak mesela ben dedim ki birine ya inanmıyorsan inanmıyorum de tutup da hem Kur'an'a inanma hem... Birazına inanıyor, birazına inanmıyor. İşine geldiği yere falan. Öyle. Peki bu peygamber nereden bilmiş dedim. Sonunda bir resim nereden bilmiş? Geçmiş peygamberlerden almış. Geçmiş peygamberler nereden almış ahiret alemiyle ilgili bilgiyi? Daha önce. Demek ki vahyettiği var demek ki bir Allah'ın. Ha son nebiye vahyetmiş, ha ön nebiye vahyetmiş. Ne fark eder de? Yani bu bilgi Allah'tan geldi. O zaman bunu inanıyorsan edeplice, terbiyelice bu Allah'ın nebisinin bize aktardığı de inan da kurtul dedim ben de. Hangi kural, hangi kaide yani insanın aleyhine ki Kur'an'da yok ki hep insanın lehine akla mantığa hitap eden şeyler. Hiç yani böyle ben dedim ol, yaptım ol şekliyle kural yok ki aslında. Lehine de var. Mesela ne var? İçkicilerin aleyhine içme diyor. Kumarcıların aleyhine kumar oynama diyor. Hırsızların aleyhine hırsızlık yapma diyor. Faizcilerin aleyhine faiz yemeyin diyor. Aleyhine değil, lehine hocam. Onların da lehine. Bunları yapmamaları aslında. Yuvasını yıkıyor, evini yıkıyor. Hep ne oluyor yani? İnsanın lehine. 32. Mesela puta tapmayın diyor. Heykel dikmeyin diyor. Yok şu anda araştırıldığı zaman bir tane ateist öğretmen, edebiyat öğretmeni benim kitaplarımı istedi. Öyle sanıyorum çok etkilendi gibi şeyden yani Kur'an'ı böyle bilmiyordu adam. Hep dışarıdan kulaktan duyma sözlerle biliyordu. Sanıyorum ki biraderin arkadaşlar o öğretmen ateist biraderin arkadaşlarından o da. Bu onlar arasında büyük bir yaygara kopardı benim kitaplar. Hep okumak için şey yapıyorlar, gidiyorlar. İşte burada aslında şu Kur'an'ın söylediği ilmi verilerle
vahiy bilgilerin uyum halinde olan bir dini ortaya çıkarabiliyorsan, koyabiliyorsan o din Allah'tan olduğu ortaya çıkar. Yani düşün yani bundan 1500 sene önce bir peygamber ilimle ilgili, tıpla, biyolojiyle, kimyayla ilgili bir şey söylesin, o bugünkü ilim tarafından tıpatıp aynı laboratuvar verilerine göre aynı olduğu tespit edilsin. Ondan sonra bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu kitaptı. Bunlar hikaye, masal olur. Yani şu Kur'an'ın söyledikleri yani bir insan sözü olabilecek şey mi? Bak mesela müteşabi ayetler var tabii ki. İşte bu müteşabi ayetleri ancak benzeşen ayetlerden anlıyoruz. Şu anda Ashab-ı Kehf 300 yıl uydular. Şimdi böyle bir inanan bir İslam toplumuna aklını kullanan bir adam 300 yıl uyup ondan sonra dirilen var mı ortada? Yok. Bunu niye söylüyor onlar? Zan ve tahminle söylediklerinden dolayı. İşte Allah inancı da böyle çöpe atılmamasını istiyor. İnancın sağlam olmasını istiyor. Yani vahiyle uyum halinde olmasını istiyor. İşlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup dayanırlar. Bu ne güzel sevap ve ne güzel destek. Yani dünya hayatında adam gibi yaşayan adam orada şunları kazandığından dolayı böyle bir mevkiye oturtulduğundan dolayı hoşnut olmaz mı? Yani ebedi cehennemin içine atılıp orada yandıkça deriler sıyrılır, tekrar onlar çıkmak ister, hayır çıkamazsınız, daha da arttırılarak devam eder diyerek öyle bir ateşin içine girmek mi daha güzel? Yoksa şöyle güzel bir Allah'ın istediği konuklanma yerine, misafirhane yerine girmek mi daha güzel? Allah'ı en güzel ağırlayandır diyor. Müslümanların işte yeşil rengi seçmeleri buraya mı dayanıyor acaba? Ya öyle yeşil rengi taltif eden bir şey, öyle bir şey yok yani. Yeşili, kırmızısı şey mi olur elbisenin? Yani orada cazibe hale getirecek şekilde bir anlatışı var Kur'an'ın. Kadınların orada canı sıkılır. Sadece yeşil elbiseyle nasıl duracaklar cennetin içerisine? Çünkü ona uygun diğer, onu tamamlayan renkler olması lazım. Türlü. Yoksa çıkmak isterler oradan. İstemiyoruz böyle cennet diye. Ya herkesin, bak herkesin isteğine göre, herkesin ihtiyacına göre veya herkesin ne isterse orada onu vereceğiz diyor. Bu da orada ne isterse, o zaman herkese ne isterse veriyorsa o zaman orada bir derece fark olmaz. Yani dünyada ne kadar neyi isterse ona o kadar vereceğiz mesajı almak gerekiyor. Yani cennet de derecelerde, dereceler halinde cehennemde. O zaman şu ortaya çıkıyor. Dünyadayken cenneti ne kadar arzu edip bedelini ödediysen o kadar orada da karşılığını alıyorsun. Karşılığı da aynen öyle. O kadar oluyor ya. Para o kadar köfte hocam. Hem şoför mahalli hem beş kuruş ha dediği gibi eskiden. Yani eskiden evet. Öyle taksiydi, dolmuşuydu, otobüstü, yoğdu. Kasası olan kamyonlar vardı, kamyonlara binerlerdi. Şoför mahalli de iki kişi otururdu. Şimdi arkadaki adam ayakta gidiyor. Her türlü rüzgara karşı yıpranarak gidiyor. Şoför mahallindeki adam rahat. Hem şoför mahalline biniyor hem de arkadaki kişinin ödediği parayı ödemek istiyor
adam da şoför de öyle diyor. Hem şoför mali hem de bu para ha diye onunla evet. Alay ediyor. 32. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik. Ve ikisini hurmalıklarla donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağı da yemişlerini vermiş. Ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış. Ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. Yani zaten devam eden ayetlerde sonucunu açıklıyor. Yani dünya hayatındaki bir örneği veriyor. Ahiret alemindeki hayatın da bundan değişen bir şey yok. Dünya hayatında nasıl şu kazanmış olduğun o güzel nimetler eğer usulüne uygun olarak kazanmamışsan heba olup gittiği gibi ahiret hayatında da bunlar heba olup gidecek mesajı veriyor ayetin sonunda. Devam edelim, onları da okuyalım istersen. Sizden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum dedi. Yani bir inkarcı bir insanla iman eden bir insanın profilini ortaya koyuyor. Bir ayet daha da anlatıyor bunu. Yani o inkar eden, zengin olan, malı mülkü olan bir adam, ben büyüğüm, zaten iblisin görevi bu değil miydi? Ben büyüğüm, ben zenginim, ben söz sahibiyim, benim yanımda böyle İstediğin gibi konuşamazsın ifadeleriyle karşıdaki insanları küçültüyordu. İşte bunların dünya hayatında gelip geçici olduğunu, ahiret hayatında bunların hepsinin kaybolacağını o iman eden bir kişi ona anlatıyor. Evet. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum dedi. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Ya, yani onlar o inkar edenler hem ahirete inanmıyor. Olursa yine sizden daha iyi bir yerde olurum ben diyorlar. Hep şu anda öyle demiyorlar mı? Yani o inkar eden bir adam kesinlikle ahireti kabul etmiyor ve dolayısıyla da bunların yok olup gideceğini de hani Kur'an Karun'dan örnek veriyordu. Karun'un malını yerle bir ettik, onu cehenneme sürükledik. İşte dünya hayatında onun gibi olmayı arzulayanlar ahiret hayatında onun o halini görünce dediler ki, sabahladıklarında ifadesi kullanıyor. Dediler ki, iyi ki bunun gibi olmamışız. Olsaydık bizim de halimiz nice olacaktı. İşte bilen alimler de dediler ki, az mal çok maldan hayırlıdır. İyi amel, Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamak, onun gibi mal mülk azgın olmaktan iyidir diye uyardığı halde, onlar illaki istiyordu ama kendini düzelten insanlar, onu o istekleri kendilerinde uzaklaşan insanlar işte ahiret aleminde öyle olmadıklarından dolayı sevindiler örneğini vererek anlatıyor Kur'an. Buradaki ifadede bir inkar edenle bir iman edenin profilini ortaya koyuyor. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Yani kendisiyle konuşmakta olan arkadaşına, ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan, bak ifadeye bak, topraktan yarattı, arkasından ne diyor? Bir damla sudan, ana rahminden,
birleşerek anlatıyor. Diğer ayetlerde de bunu tamamlıyor. Yani bir bütün olarak Kur'an'da hepsini anlatıyor. Evet, arkasından diyor ki şuraya bir şey geldi. Devam edeyim hocam. Bir dakika, şunu da sudan yaratan, sonra da seni düzgün ayağı tutan, gözü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'a inkar mı diyorsunuz? Yani bu kadar dünya hayatında sana göz vermiş, el vermiş, ayak vermiş, efendim her türlü nimetleri vermiş, bu Allah'a inkar mı diyorsun? Diyerek o inanan insan ona eleştiride bulunuyor. Fakat o, Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmam. Bak, bir iman eden kişinin durumuna bak. Ben büyüğüm, ben zenginim, benim her şeyim var. Halbuki malı mülkü veren Allah değil mi? Bak öyle diyor. Ama Müslüman olan, Allah'ı bilen birisi de diyor ki, fakat o, Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmam. Yani bana yediren, içiren, her türlü nimetleri veren, öldürecek olan, dirilten ben Rabbimdir diyor. Sen bunlara inanmıyorsun. İnanma bakalım hangimiz karlı çıkacağız. Bağına girdiği zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer benim mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan, Yani bağına girdiği zaman, yani Allah bir şey verdiği zaman bağına, bahçesine, yani sen ekiyorsun, gübresini veriyorsun, suluyorsun, bakıyorsun, senin hayatını sürdürebilecek bir gelir veriyor sana. Buna maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur, onu Allah veriyor bize demen gerekmez miydi? Gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az görüyorsan, yani ben azsam, yani benim gücüm sana göre azsa, sen sana verdiğinden dolayı sana şükretmen gerekiyordu. Ama bunu da yapmıyorsun sen diyor. Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir. Seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesiliverir. Yani, veya suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Yani nasıl Karun'un hazinelerini yerle bir ettik. Öyle yerle bir derken, dünya hayatındayken onun ölmesi onun hazinelerini yerle bir etti. Geçersiz hale getirmesi demektir. Bunu ben kazandım. Benim aklım sayesinde oldu deyip inkar eden, başkasının hakkını gözetmeyen o zengin Karun, ahiret aleminde vardığı zaman işte bunların dünya hayatındaki kazandıkları bütün mallar beyhuda ölüp yok olup gidiyor. Onlar değere tabi tutulmayacak diyor Allah. Buradaki ifade de aynı. Hiç değişen bir şey yok. Ne diyordu? Belki benim Rabbim senin bağından daha hayırlısını nerede? Ahiret aleminde verir. Üstüne gökten yakıp yıkan bir afet, yani olmuyor mu? Hayatımızda bu görünmüyor mu? Yani bir sağanak geliyor, hepsini ne varsa süpürüp gidiyor veya bir kaygan bir dağ üzerinden kaybolup gidiyor, yani yıkıp yok edip gidiyor der de. Zaten ölüm hocam öyle yapıyor zaten. He. Adam öldü mü hiçbir şey kalmıyor. Dünyada olmasa bile nasıl oluyor mutlaka, öyle şey yok.
Ölünce oluyor zaten. Elinde hiçbir şey kalmıyor. Bitti. Kalmıyor. Yani hani öbür para bir şey götüremiyor. Kefenin cebi de yok. Cebine para katsa koysa o da işe yaramayacak. Orada o para da geçmeyecek diyorlar ya. Yani götüreceği 2 metre bir kefen o da götürmese ne olacak yani? Şeyin içine gömüyorsalar ne olacak? Bir şey olmaz ondan. Yani çürüyor, kayboluyor. Çer çöp kemik haline geliyor. Giderken onun ürünleri afetle kuşatılıverdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Burnu nerede diyor? İşte ahiret aleminde. Ahiret aleminde. Yani keşke Rabbime ortak koşmasaydım, o beni uyaran o arkadaşın sözünü dinleseydim de adam gibi adam olsaydım, Allah'ın huzuruna efendi bir şekilde çıksaydım. Şimdi bunun ahiret aleminde olduğunu zaten şeyde anlıyoruz. Eğer dünyada böyle bir şey olsaydı, Allah'a ben yani ölene kadar hocam tövbe ederdi ve mümin olarak ölürdü. Artık tövbe etme fırsatı kalmamış. Son pişmanlığı keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım diyor. Evet. Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedim. İşte yine ahiret aleminde olduğunu vurguluyor. Yani orada hiç kimsenin hiç kimseye fayda sağlamayacağı, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, kişinin kendi amellerinin götüreceği bir gün diye bahsediyordu Kur'an, Allah. İşte orada hiç kimseden yardım da gelmediğine göre hatta dünyadaki kazandığı bütün malları o azabı çekmemesi için hepsini fidye olarak vermek ister. Bu yetmedi mi? Bir dünya dolusu daha kazanmış olsa onu da vermek ister. Ama ne fayda? Yine kabul edilmez diyor. İşte burada, bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk hak olan Allah'a aittir. O, sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. İşte Allah din gününün malikidir diyor ya, dünya hayatında insanlar inkar ediyor, Allah'tan bir ses yok. Zulmediyor başkalarına, Allah'tan bir ses yok. Onun bunu kesip doğuruyor, Allah'tan bir ses yok. Malını, mülkünü gasp ediyor, Allah'tan bir ses yok. Dili olmayana atıyorlar iftirayı, o konuşamaz diye. O yaptı deyip yaptıkları suçları ona atıyorlar. Yine Allah'tan bir ses yok. Ama Allah bunları hep izliyor, görüyor. Ahiret aleminde geldiği zaman gelin bakalım. Hep yaptığınız ameller önümüze konmuş. Diyecekler ki eyvah küçük büyük ne varsa hepsi kaydedilmiş kitabımı oku dediğinde. Hepsi kaydedilmiş. Nasıl böyle bu hale düştük deyip kendilerini kınamaya başlayacaklar diyor. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Gökten indirdiğimiz suya benzer. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı. Böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Allah her şeyin üzerinde güç getirendir. Yani bir bakıyorsun dünyada yağmur yağdığı zaman her şey güllük gülistanlık meyvelerini veriyor. Yeşilliklerini bürünüyor. Ama bir bakıyorsun yağmur kesildiği zaman, kurak başladığı zaman hepsi çer çöp olup gidiyor diyor. Yani dünyada bunlar var. İşte ahirette de dünya hayatındaki kazandığın bu mallar çer çöp olup hiçbir değere tabi tutulmadan kaybolup gidecek. Ahirette de bunun karşılığı var diyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. Bak hani
yakın göğü şeytanlar için taşlama birimi yapmıştık diyor. Neyle taşlıyor şeytan? Çocukla taşlıyor, malla taşlıyor, efendim makamla, mevkiyle, koltukla, her türlü dünyevileşmeyle taşlıyor şeytan. Ve insanlar bundan zevk alıyor. Ve zevk alışından dolayı da ne Allah'ı tanıyor, ne hakkı, ne adaleti, ne hukuku tanıyor. Ve böylece ahiret alemine gidiyor. İşte mal ve çocuklar dünya hayatında bir çekicisiz, Rabbinin katında olan ise daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. Yani Allah'ın rızası, hani bir ayette de şöyle diyordu. Sizin kestiğiniz kurbanlar Allah'a ulaşmaz, sizin takvanız Allah'a ulaşır. Yani o güzel ameller, güzel niyetler Allah'a varır. O kurban kesmek Allah'a varmaz, onu anlatıyor. Yani burada kurban kesmeyin anlamında değil. Orada kurban kesmenin, ya Allah'ın rızasını gözetmeden kesmenin hiçbir anlamı, önemi yok anlamını veriyor. Evet. Dağları yürüteceğimiz gün yeri çırılçıplak dümdüz olmuş görürsün. Onları bir arada toplamışız da içlerinden hiçbirini dışarıda bırakmamışızdır. Bir ayette de şöyle diyordu. Denizler tutuşturulduğunda, dağlar hallaç pamuğu gibi atıldığında, güneş köreltildiğinde, ayla güneş bir araya geldiğinde, birleştirildiğinde olacak olan olaylar olacak. Kıyamet sahnesini tarif ediyordu. Buradaki ifade de var. Dağları yürüttüğümüz gün, yani kıyamet kopuşunu anlatıyor. Yeri çırılçıplak görürsün. Onları bir arada toplamışız. Nerede? Ahiret hali. Yeni bir yaratılışta. Bu yer yeni yer olacak, bu gökler yeni gökler olacak ifadesiyle yeni bir hayat kuracağını söylüyor Allah. Yani dünya ahiretin bir tarlası. Dünyada ekiyorsun, ahirette biteceksin. Oraya biçmeye gidiyorsun. Hasadını almaya gidiyorsun. Senin Rabbine sıra sıra sunulmuşlardır. Andolsun siz ilk defa yarattığımız gibi bize gelmiş oldunuz. Hayır, size bir kavuşma zamanı tespit etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Yani ahiret alemi diye bir şey yok. Öyle derler ya, inanmam diyen insanlara böyle bir cevap veriyor Allah. Onlar senin Rabbine sıra sıra sunulmuşlardır. Yani herkes Allah'ın huzuruna gelmiş. Hesabı görülecek. Andolsun siz ilk defa yarattığımız gibi, yani ilk defa geldiğiniz dünyaya belirli bir zaman dilimi içerisinde yaşadınız ve ölünceye kadar bu devam etti. Hayır, size bir kavuşma zamanı tespit ettiğimizi, yani öldükten sonra bir diriliş var, dirilişten sonra bir hesaba çekiliş var dediğimizde hiç böyle bir şey sanmıyordunuz değil mi diyor. Ve büyük bir çoğunluk da öyle sanmıyor mu? Diriliş yok, evet, diyorlar. Veyahut da kavuşma zamanı var diyenler de ciddiye almıyor hocam. Evet. En büyük sorunlardan birisi de bu. Yani ahiret denen şey varmış, ha yokmuş. Olsa ne olur, olmasa ne olur der gibi. Ondan hiçbir ürperti duymadan, hiçbir endişe duymadan sürekli dünyaya yönelik, sürekli buradaki zevklerine, buradaki menfaatlerine yönelik hayat sürüyorlar. Ve ahirete inandıkları da iddia ediyorlar. Zaten iddia edenler, onlar sahtekarın ta kendileri. Onların dediklerine bakmasın. Onlar yalan söylüyor diyor Kur'an sürekli. Arkadaşlar, saatimiz geldi. Saat 10. 48'e kadar işledik. Sormak
istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Yoksa 48'de noktalayalım. Bugün biraz seri. Yok, anlaşılmıyor. Bir şey yok zaten. Herkes zaten olayları anlıyor rahatlıkla, kanaatimce yani. Bunlar pek müteşabih değil yani, açık. Evet. Net. Var yine bazı yerlerde müteşabihat var da, anlaması biraz daha kolay geliyor şu anda bize. Alışmış olmamız veya diğer şeyleri bilmiş olmamız işimizi kolaylaştırıyor. Yalnız mağarada 300 yıl kaldılar, 9 yıl daha eklediler. O konuda biraz belki sıkıntı vardır ama orada 300 yıl kaldı diyen Allah değil, yani onların söylediklerini, dediklerini Allah bize aktarıyor. Onu bilmek lazım. Haber veriyor. Ama hep insanlar bunu Allah söyledi, Kur'an'da öyle yazıyor diyenlere bu bir cevap oluyor işte. Kur'an'da öyle yazıyor ama Kur'an'da kimin için söylüyor? Onu anlamak lazım. Kime özne olarak kullanmış orada? En iyi Allah bilir diyor. En iyi Allah bilir diyor. Bir de arkasından çok az kişi bilir diyor. Çok az kişi kim biliyor bunu? Bildirdiği peygamberler biliyor. Başka yok. 300 yıl deseler ne olur, demeseler ne olur? O kıssanın vermiş olduğu mesaj bambaşka bir şey. İnsanların konuştukları bambaşka bir şey. Velev ki uyumuş olsunlar mağarada. İster 3 yıl, 5 yıl, 300 bin her neyse. Ama kıssa ne diyor? Siz içinde bulunduğunuz dönemde, zamanda zalim yönetimler tarafından baskı altına alınırsanız, hayati tehlikeye uğrarsanız, yine de inancınızdan taviz vermeyin. Siz geçici bir süre hayati tehlikeden dolayı bazı şeyleri gizliden yapsanız bile, bu tehlike geçtiği zaman kaldığınız yerden devam edin. Yani sürekli vahye göre yaşamak ve vahyi insanlara anlatmak. O gençler hayatının eksenine bunu almışlar. Yılmamışlar, korkmamışlar, mücadele etmişler. Bu örnek hayatı, mücadeleyi Allah Kur'an'a koymuş. Bizim de böyle yapmamızı istiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bırakın tehlikeden dolayı gençler gibi böyle şey yapmayı, anında öbür tarafa geçiveriyoruz. Yani terk ediyoruz bulunduğumuz yeri. Bırakın sabretmeyi. Hikaye masal kısmına bakılıyor hocam ya bir şey. Hikaye evet, masal diysek böyle güzel güzel. Ne işte. Tabii yani Allah hikaye masal anlatmıyor ki. Bu işin şakası yok. Hayata bir defa geliyorsun. Ha, istersen bunu masal olarak dinlesen. O da tercihtir yani. Ama sonunda ne diyor? Eyvallah bize diyor ayette. Keşke dünyadayken vahye kulak verseydik. Yani bu işin şakası yok. Akıllı insanlar, bakın akıllı insanlar hesap günü oraya gidip de eyvah diyenler değil, hesap günü gelmeden önce onu bilip, fark edip tedbir alan insanlardır. Sonu hep aynı yere veriliyor maçta. Kur'an'ın ne anlattığına bakıyoruz, ne de niye takılıp kalıyoruz. Böyle dolandırıyoruz. Anlatmak bir şeyi anlamaya çalışmıyoruz. Sadece o dediğini metne takılıp kalıyoruz. Böyle bir manifesti. Böyle. Aynen öyle. Burada lan mı vardı? Bavu şöyle uzatmamız mı gerekiyordu? Şedde arkasında mıydı? Üstün müydü? Ötre miydi? Bu kelimenin filan yerde okunuşu şöyle mi geçiyordu? Sürekli Arapça anlamları üzerinden olayı çözmeye çalışıyorlar. Birçok kişi. Ama olmuyor maalesef. Yani Kur'an'ın bütünlüğünden uzak anlaşılmıyor. Evet, hele ona bir rakam gibi bir şey kestirsek gitti hocam zaten. Olay takıldık kaldık o rakamlarda, sayılarda, o da bir konuşuyoruz orada. Evet. Orada bir hikmet almamız gerekiyor, orada bir hikmet buluyoruz bile herhalde. Şimdi 300 yıl kaldı diyenler neyle açıklıyor bunu?
mucizeyle. Allah isterse yapamaz mı? Halbuki Allah Kur'an'da evrene diyor, ben bir yasa koydum. Kur'an'a da bir yasa koydum. Bu iki yasanın ortaya koyduğu veriler asla çelişmez diyor. İşte bu din Allah'ın dini diyor. İşte burada mucize ayetiyle bunu açıklamaya çalışıyorlar. Oysa öyle bir mucize vermedik diyor Allah'ta. Dünya hayatında öyle bir yaşam süresi yok. Bir insan ömrü ne kadarsa azami o kadardır orada uyku uyuması da veya yemesi içmesi de. Onun dışında bir şey yaşayabilir mi insan? 300 yıl yaşar mı bir adam? Veya 300 yıl uykuda orada